Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, bahçemde tohumdan kendiliğinden çıkan bir dut ağacı vardı. Ve ben bu dut ağacına 2 yıl önce göz aşısı yaptım. Aşıladığım dal İtalyan duduydu. Yani eğik sarkık duttu. Bu ağacı ben ilerleyen zamanlarda saksıya almayı düşündüğüm için taç kısmının göz doldurucu bir hacme kavuşmasını istiyorum. Bu sebeple uç alımı yaparak yeni dalların oluşmasını teşvik edeceğim. Uç alımının ardından yaprak budaması yaparak da yeni gelecek sürgünlerin sayısının artmasını ve oluşacak yaprakların da küçük olmasını sağlayacağım. Böylece dal sayısı artacak, yaprak küçülecek ve ağacımız çok daha güzel bir görüntüye kavuşacak. Bu işlemi birkaç yıl daha devam ettirmeyi düşünüyorum. Ağacım istediğim görsele ulaştığında da saksıya alarak işlemi tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi bahçeye geçelim. Ağacımızın şu anki durumunu genel olarak bir görelim. Ardından uç alımı ve yaprak budamasını yaparak işlemi başlatalım. Evet arkadaşlar, ağacımız burada. Gördüğünüz gibi dalları çok uzadı ve yerde sürünmeye başladı. Şimdi bu ağacımızın uç alma zamanı geldi. Uç aldıkça yeni dalların oluşumunu teşvik edeceğiz. Yeni dallar oluşurken de yapraklarını küçültecek ve çok daha güzel bir görsele kavuşacak. Bakın, yaprağın büyüklüğünü görüyorsunuz. Avcuma sığmayacak kadar büyük yaprakları var. Şimdi bu ağacın uç alımı nasıl yapılır onu anlatacağım. Ardından yaprak budaması yapacağım. Evet arkadaşlar, uç alımında şuna dikkat ediyoruz. Uç alacağımız noktanın altında en az 2 ya da 3 tane göz bırakmamız gerekir. Bu bıraktığımız gözlerden yeni sürgünler oluşacak ve böylece ağacımız daha hacimli görünecek. Şu şekilde kesiyoruz. Göz dışarı bakacak şekilde kesiyoruz. Böylece geri kurumu olursa gözümüz kurumayacak arkadaşlar. Şimdi bu alta giden uzayan dalda da 2 tane göz bırakıp uç alımı yapacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 1 metreden fazla uzun olan bu dalı budamış olduk. Aynı işlemi bütün dallara tek tek uygulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uç alımını tamamladık. Şimdi bütün yaprakları keserek yapraksızlaştırma işlemini yapacağız. Ağacımızın üzerinde tek bir yaprak dahi bırakmayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ağacımızdaki tüm yaprakları kestik ve dalların ucunu da aldık. Böylece ağacımız şu daldan hem buradan hem buradan hem de buradan yeni dal çıkaracağı için çok daha hacimli görünecek. Ve bir tane daldan 3-4 tane yeni dal oluşumunu teşvik edeceğiz ve ağacımız daha hacimli, daha dolgun görünecek. Bu da saksıya alındığında çok daha güzel görüneceği anlamına geliyor. Ve şimdi bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Yeni sürgünlerin ve küçük yaprakların oluşmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yaprak budaması ve uç alımı yaptığımız dut ağacımız burada. Gördüğünüz gibi bu dalın ucunu aldık ve bu daldan 1-2 tane sürgünün oluşmasını tetikledik. Ve alttan 2 sürgün daha geliyor. Yani 4 sürgün oluşma ihtimali var. Yine buna bakıyoruz. Bu uç dalı almışız. 1, 2, 3, 4 tane sürgünün yeniden oluşmasını tetiklemişiz. Yine buna bakıyoruz arkadaşlar. Ucunu almışız. 1, 2, 3, 4 tane de buradan var. Yani ucu alınan her sürgünün 3-4 tane yeni sürgün oluşturma kapasitesi var. Ve böylece bitkimiz daha hacimli, daha dolgun dolgun görünmeye başlayacak. Göz dolduran bir güzelliğe ulaşacak. Evet arkadaşlar, 10 Haziran günü yaprak budaması ve uç alımı yaptığımız dut ağacımız burada. Ve bugün 9 Temmuz. Gördüğünüz gibi dut ağacımız her uç noktasından ikişer tane sürgün verdi. Hatta bazı noktalarda bu sürgün sayısı 4-5 tane kadar oldu. Ve dut ağacımız gerçekten çok güzel bir görüntüye, çok güzel bir hacme kavuştu. Arkadaşlar, bu uç alımı ve yapraksızlaştırma birçok bitkide işe yarayan bir yöntem. Hemen burada yan tarafta oya ağacımız var. Aynı işlemi 10 gün önce oya ağacımıza da yaptım.
Gördüğünüz gibi bu uç alımını gerçekleştirdiğimiz dalda 1, 2, 3 tane yeni sürgün oluştu. Yine buradan ucunu aldığımız dalda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yeni sürgün oluştu. Böylece ağacımız daha dolgun, daha hacimli bir görüntüye kavuşmaya başladı. Burada da Ficus retusa bitkim var. Ficus retusa bitkisine ben yıl içerisinde genellikle 2 kez uç alımı uygularım. Bir kez de yapraksızlaştırma uygularım. Ve böylece Ficus retusa bitkisi çok dallı, çok hacimli bir görüntüye kavuşur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu 1, 2, 3, 4 tane ana daldan oluşan bir uç nokta. Ama her bir ana dalda onlarca küçük yan dal var. 15 gün önce bu ağacın tamamına uç alımı ve yapraksızlaştırma uygulamıştım. Gördüğünüz gibi yapraksızlaştırma işleminin ardından bitki gövdeden de yeni sürgünler verme eğilimine giriyor. Yani arkadaşlar, bu yöntem yaz ortasında bitkiyi yeni sürgün oluşturmaya teşvik ediyor. Bakın, burada da zeytin bitkim var. Burada saksıdaki zeytin ağacım. Gördüğünüz gibi bir uç alımı yapınca şuradan iki sürgün vererek çatal bir forma bürünüyor. Sonra tekrar uç alım yaparak her bir çatal nokta iki tane çatal nokta oluşturuyor ve sürgün sayısını artırıyor. Bu zeytin ağacımın da uç alım zamanı geldi. Gördüğünüz gibi şu noktalardan uç alım yaparak alttaki yaprakların koltuklarından yeni sürgünlerin oluşmasını sağlayacağız inşallah. Burada da çinkara ağacı bitkim var. Gördüğünüz gibi çinkara ağacı bitkisine de uç alımı uygulamıştım ilkbaharın tam ortasında. Ve yeni oluşan sürgünler 1 metreye yakın boy attı. Evet arkadaşlar, dut ağacımıza 10 Haziran günü uç alma ve yapraksızlaştırma işlemini uygulamıştık. Onun sonucunu az önce izlediniz. Şimdi saksıdaki oya ağacımı göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, saksıda iki gövdeli bir oya ağacım var. Ve bu oya ağacına da aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Çünkü geçen hafta bahçedeki oya ağacına yaptığım işlem çok güzel sonuç verdi. Şimdi burada gözleri sayacağım ve her bir gözden yeni sürgün vermeyi hesaba alarak uç alımı yapacağım. Burada 1, 2, 3, 4 tane göz bırakıp bir tanesinin dışa bakanın hemen üzerinden keseceğim arkadaşlar. Dışa bakanın üzerinden kesiyoruz ki böylece bitkimiz yanlara doğru açılsın. Eğer son bıraktığımız sürgün içe bakan bir sürgün olursa sürgünler içe doğru yöneleceği için bitkimizde bir görüntü kaybı, görüntü bozukluğu ortaya çıkacak. Bu sebeple son sürgünün dışa bakan sürgün olmasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar, saksıdaki oya ağacımızın uç alımı işlemini de gerçekleştirdik. Ve bahçede birkaç tane ağaç üzerinde de bu uç alımının sonuçlarını sizlere göstermiş oldum. Bahçenizdeki ya da saksınızdaki bitkinin daha hacimli, daha dolgun bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız bu işlemi, yani uç alımı ve yapraksızlaştırma işlemini yapmanızı tavsiye ederim. Ancak bu her ağaç için uygun değil arkadaşlar. Örneğin portakalda, limonda, kamkatta çok başarılı olmuyor. Kesinlikle yaz ortasında uçların alınmasını tavsiye etmem. Ama zeytinde, Ficus retusa'da, oya ağacında, dut ağacında çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Ve bir yıl içerisinde bir daldan onlarca dal üretebiliyorsunuz. Ve bitkiniz daha gösterişli bir hale ulaşıyor. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.